Üçüncü ve son bölümle karşınızdayız sevgili seyirciler, 1+1'de. Orhan Uğuroğlu'nu ağırladık. Yepyeni bir konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi evet, teşekkür ederiz. Sözcü'de bugün haber var ki duruma göre hukuk olmaz diyor. Şimdi bir bakıyoruz, İstanbul'da bir yaşanan durum var. Benzer bir durum. Aynı şekilde Bursa Mustafa Kemal Paşa'da da bir durum var. YSK bu aynı konuda bile iki farklı bölgede olmasına rağmen iki farklı karar vermesi güveni sarsı demiş. AKP'nin sandık kurullarına itirazı üzerine İstanbul seçimini iptal eden YSK daha önce muhalefetin aynı nedenle yaptığı itirazları reddetmişti. YSK'nın güvenilirliği sorgulanıyor. Bu önümüzdeki seçimde hem de geçmiş seçimde nasıl artık bu saatten sonra tatmin edecekler sizce? Olay sadece Kemalpaşa'daki ikircikli durum değil. Adana Yüreğir'de de benzer bir durum var. Biz Adana Yüreğir'de de belediye başkan adayımız Kamuran Karaca, Eğitim Sen'in eski genel başkanlarından. O da çok az bir oy farkıyla, 1200 oy farkıyla seçimleri elinden alındı. Kazandığı seçimleri elinden alındı. Hile çok açık. Orada da kanunsuzluk var. Eğer tırnak içerisinde kanunsuzluksa bu yapılanlar. Orada da memur olmayan sandık başkanları ve sandık görevlileri var. Sandık başkanları var. Orada da itirazı yaptık. Bunu da dönüp bakıp göreceğiz. 24 Haziran'da beni seçen sandık kurulu üyelerinden de seçilmemde oyumu sayan sandık kurulu üyelerinden de kamu çalışanı olmayanlar var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı Cumhurbaşkanı seçen sandık kurulunu başkanlık edenlerin de kamu çalışanı olmadığını Sağır Sultan duydu, kendisi de duydu. O zaman o da hükümsüz. Hiçbir şey yoktu ben de o zaman diyorlardı. Ben de hükümsüzüm. Yüksek Seçim Kurulu'nda 7 uyuyan var. Sadece onlar saraydan iğne dürtüldüğünde uyanabilenler. 7 uyuyan var. Bu 7 uyuyanın verdiği karar ne vicdanlara sığdı, ne de adalet, ne de hukukla bağdaştırılamayacak. Çok net. Türkiye'de insanların vicdanını da kanattı. Türkiye'deki insanların ve bir bütün olarak dünyada, Türkiye'yi gözlemleyen tüm dünyada haktan, hukuktan ve adaletten yana olan kesimlerin de kabul edemeyeceği bir durum. Bu aslında çok açık, net bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim itirazlarımızı, İYİ Parti'nin itirazlarını ve diğer Halkın Demokrasi Partisi'nin de itirazları var. Bu itirazların da değerlendirilmesi ve bu ölçüde yapılması. Bir de şöyle bir şey var. Çok tabii sosyal medyada sizin gibi genç arkadaşların çok ciddi performansları var. Onları da kutluyorum. Bakıyor 20 liraya, bakıyor. Daha sonra diyor ki bunun 5 lirası sahte diyor. 20 lira, bütün 20 liraya bakıyor, 5 lirası sahte. Yani 4'te biri sahte diyen ve bu hale bizim adaletimizi, hukukumuzu, yargımızı bu hale düşürenler utansın. CHP ne yapacak peki? Şimdi nasıl bir yol izleyecek 23 Haziran'a doğru? Neler yapacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir efsane değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da ya da Ekrem İmamoğlu da tek başına bir efsane değil, sadece bir insan. Şimdi Serhan Asker biraz önce bir kitabını imzalayıp verdi. Diyor ki, efsane değil, insanım. Evet. Şimdi biz kendimizi insan olduğumuzu, efsane olmadığımızı kabul ediyoruz. Sırça Saray'da oturanlar da insan olduklarını hatırlasınlar, kendilerinin bir efsane olmadıklarını ve asla da olamayacaklarını bilsinler. Bir lisedeki bir çocuk daha bugün bizim dillere destan olan her şey çok güzel olacak sözünü otobüste koşarak 31 Mart öncesi Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ekrem abi her şey çok güzel olacak diye haykırdı. Aslında Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'na talimat verenler o gencin dünyasını kararttılar. Biz ne yapacağız? Bu gençlerin yeniden umudu olacağız. Biz artık
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil Ekrem İmamoğlu. 16 milyonun adayı, bunun da tam tersinde Türkiye'de kendisine demokratım diyen, insanım diyen, muhafazakar muhafazakarlığıyla, milliyetçi milliyetçiliğiyle, demokrat demokratlığıyla, Alevi kendi kimliğiyle, Kürt kendi kimliğiyle, Laz, Çerkez, Arap kendi kimliğiyle 82 milyonun birlikte yaşayabileceği bir Türkiye'yi yaratmanın yolunun İstanbul'a indirilen, hukuka indirilen darbenin önüne geçmek olduğunu görüyor. Dolayısıyla İstanbul'da biz bu seçimleri partimiz için değil, Ekrem İmamoğlu için değil, İstanbul ve Türkiye için yeniden kazanacağız. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Yapacağımız şöyle bir şey var. Ben 12 maddelik, bana yurt içi ve yurt dışından yüzlerce, binlerce telefon geliyor. Ne yapabilirim diye. Ben de oturdum, sıraladım. Ne yapabilir acaba bir insan? Bir, hangi sandıkta oy kullandığını yeniden bir daha kontrol etsin dedi. Hangi sandıkta oy kullanıyor? Sandıkta oy kullanacağı gün nüfus cüzdanı mutlaka yanında olsun. Her ne koşulda olursa olsun oy kullanmaya gitmemiş 1 milyon 700 bin İstanbul seçmeni var. Bunlardan bir tanesini ikna etsin. Neden gitmediğini tespit etsin. Hangi sandıkta oy kullanacağını beraber bulsunlar. Daha sonra onun adını, soyadını, telefonunu alsın. Onu o gün oraya hastaysa bizim servis sağlayacağımız araçlarla sandık kuruluna götüreceğimizi bilsin. İl dışına gitmek zorunda kalmışsa eğer o tarihte 23'ünde mutlaka 22'si akşamı onun Hakkari'deyse Hakkari'den, Köln'deyse Köln'den mutlaka İstanbul'a gelmesini sağlayacağımızı bilsinler. Bunu mutlaka yapsınlar. İki, Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar. Türkiye'de 100 bin insan arıyorum ben. 100 bin insan, gönüllü. Her bir insan, bir kişiyi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na oy vermemiş, Binali Yıldırım'a oy vermiş bir kişiyi ikna etmeyi önlerine görev olarak koysunlar. Gitsinler bizzat ziyaret etsinler halasını, teyzesini, amcasını, dayısını, arkadaşını, komşusunu. Ama Ekrem İmamoğlu için çalışan, onun için faaliyet yürütenlerle birlikte fotoğraf çektirmeye gitmesinler. Rastgele bir esnaf gezisi de yapmasınlar. Mutlaka kapı kapı, birebir. Çünkü biz hangi sandıkta ne kadar oy aldığımızı ve ne kadar oy alamadığımızı biliyoruz. Oy alamadığımız kesimlerin 4 milyon 100 bin oy almış Binali Yıldırım. Şimdi 4 milyon 100 bin oyun bir kısmı doğal olarak yine gidecek. 3,5 milyonu bunlara oy verecek. Geriye kalıyor 600 bin seçmen. Bu 600 bin seçmeni 100 bin insan, 6'şer kişiyi ikna edecek olsa 40 günde rahatlıkla bunu ikna edebilir. Ama buna dolansınlar, 600 bin kişi üzerinden bir çalışma yürütsünler. İstanbul'un tümüne ve Türkiye'nin tümüne zaten hedeflerimizi mutlaka anlatacağız. Ekrem İmamoğlu'nu tanıtma diye bir derdimiz yok. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun 17 günde yaptıklarını anlatacağız. Bir, İki, 17 gün içerisinde aldığı kararlar var. Ramazan pidesi 1 lira olacak dedi. Bunu 1 liradan yüksek fiyata satmışsa, siz de almışsa kaç pide aldınız bir ayda? Diyelim ki 50 pide aldınız. Hı hı. 50 pideye kaç lira para verdiniz? 50 lira değil de 50 lira değil de 75 lira verdiniz. Hı hı. 25 liralık fişi ayıracaksınız. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde o parayı geri iade edecek. Hı. Otobüs ücretlerinde benzer bir uygulamayı yapacağız. Su fiyatlarında %40 indirim dedik. Burada da fişlerini saklasınlar. Ekrem İmamoğlu yeniden seçilecek zaten. Yeniden seçildiğinde tahsil edelim. 2200 lira asgari ücret olacak dedik. Daha önceki açıklamamızda 1 Ocak 2019'dan 1 Nisan 2019'a kadarki aradaki 180 liralık farkı çalışana ödeyeceğiz dedik. Şimdi bu fark 1 Temmuz'a sarktı. Yani 1 Ocak'tan 1 Temmuz'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, asgari ücretle çalışan 2020 liradan değil,
2200 liradan parasını alacak. Bunu da Ekrem İmamoğlu iade edecek. Ekrem İmamoğlu ne dedi? İşçi, emekçi, çalışan hangi yemeği yiyorsa ben de onu yiyeceğim dedi. Eğer İstanbul valisi, hani bu kamu çalışanı olmayan sandık görevlileri var ya, sandık başkanları, bunları atayan vali, atanmasına göz yuman vali, şimdi İstanbul'u emanet ettiler ona. Kime emanet ettiler? İlçe seçim kurullarına kamu çalışanını kim bildiriyor? Kaymakamlar. Hı hı. Kaymakamların amiri kim? İstanbul valisi. Bu usulsüzlükleri eğer varsa, tırnak içerisinde söylüyorum ki bana göre değil. Evet. Bunu yapan, eğer bir suçsa bu, bu suçu işleyeni, yani siz ciğeri kediye teslim ediyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Bir de her ne kadar yalanlansa da Sayın İmamoğlu gelir gelmez bir Atatürk resmi asmıştı makamına. Evet. Hemen kaldırıldı. Atatürk resmini. Evet. Şimdi Binali Yıldırım diyor ki, TC ibaresi olacak. Günaydın Binali Bey, günaydın. Başbakanlık yaptığını unuttun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptığını unuttun. Senin döneminde TC'nin kaldırıldığını unuttun. Ekrem İmamoğlu'nun inşa ettiği, getirip, Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili belediye başkanlarının getirip TC'yi yeniden astığını unuttu. Bunları yeniden anlatmaya çalışıyor. Bir de dün izledim iftarda. Allah'tan kork ya. Ağzın orucuyla bunları yapma. Eğer gerçekten oruç tutuyorsan, inanarak bunu yapıyorsan ağzın orucuyla bunu yapma. Diyor ki mağdur edilen bendim. Hani 3500 oyla kazanmıştın. Niye kazanılan seçimi iptal ettirmek için uğraştın? Şimdi yaptığı şu. Ben diyor mağdurum. Siz evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan mağduriyet üzerinden 2002 yılında iktidara geldi. Mağduriyet üzerinden 8 ay tıpkı cezaevinde, saray cezaevinde yatarken bir eli yağda bir eli balda cezaevinde yattı. Biz de cezaevinde yattık. Biz işkence görerek cezaevinde yattık. Zulüm görerek cezaevinde yattık. O danışmanlarıyla, hocalarıyla birlikte cezaevinde yattı. Mağduriyet edebiyatıyla bugüne kadar kendilerini taşıdılar. Bugün Ekrem İmamoğlu mağdur edilmedi. Ekrem İmamoğlu mağrur bir şekilde geziyor. Mağdur edilen Türkiye adaletidir, hukukudur. Türkiye insanların vicdanıdır. Şimdi dönmüş mağdur edebiyatı yapıyor. Belli ki ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Neyi vaat edecekler? İstanbul'a ihanet ettik diyen kendileri. İstanbul'un sorunlarını çözemeyen kendileri. 17 gün içerisinde İstanbul'daki insanlara rahat nefes aldıran, huzura erdiren, şuhu içerisinde Ramazan ayını geçirecek olan İstanbulluları yeniden Ramazan ayını zehir eden kendileri. Nasıl olacak da mağdur edebiyatı yapacaklar? Biz dün Ekrem Bey halkın sofrasında iftarını açtı. Recep Tayyip Erdoğan 100 araçlık bir konvoyla Ankara Sanayi ve Ticaret Odası'nın şeyine geldi. İnsanlar oradan, ben aracımla geçemedim. Ben milletvekiliyim. Benim aracımla geçişime dahi izin vermemeye. O mağdur olacak. Biz de mağduriyetimizi dahi anlatamayacağız. Kim ne derse desin. Artık cin şişeden çıktı. Bunun geriye dönüşü yok. Hani yine Serhan'dan bir alıntı yapayım izniyle. Diyor ki şayet o gol 100 yılın golü seçiliyorsa Van Basten attığı için gol değil, ben yediğim içindir diyor. Yani bunu Rinat Dasvi söylüyor. Van Basten'in golü 100 yılın golü olarak seçildi. Onun attığı için değil. Eğer kaleci bu golü kurtarsaydı o gol olmayacaktı zaten. O da 100 yılın golü sayılmayacaktı. Şimdi bunlar 100 yılın golünü attığını zannettiler. Halkın iradesini çaldılar. O Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 7 uyuyan adam, hukuku ayaklar altına alıp çiğneyenler, bir dönem milliyetçiliği ayaklar altına aldılar, çiğnediler. Şimdi de hukuku ayaklar altına aldılar, çiğnediler. Bunların yaptığı iş yanlarına kar kalmayacak. İstanbul halkı İstanbul'u savunacak. Evet. Türkiye'yi savunacak. Ve
gol olmayacak. Öyle bir savunuyor ki yeni bir akım başladı adeta. İşte bir otobüste benden siz hatırlattığınız kampanyası. Şimdi hep sandık ve demokrasi vurgusu yapıyor öyle değil mi AKP? Evet. Yani sandığa gidin işte özgür iradenize göre oyunuzu kullanın falan ama neden hiç peki bir taraf bırakın tatili, yazın programlarınızı biraz erteleyin, İstanbul için oyunuzu verin derken diğer taraf neden sessiz? Hiç duyar olduk mu? Şimdi röportajı eksik bir kere onu söyleyeyim. Hangi konuda? Binali Bey'e sorulmamış. damada sorulmamış. YSK'nın 7 uyuyanına sorulmamış. İstanbul İl Başkanı'na sorulmamış. Ben 23 Nisan saat 23'te valizlerini hazırlayıp tatile çıkacakları biliyorum. 23 Nisan'da tatile gidecekler var 23 Haziran'da. Evet. Bunlar sosyete damat da tatile çıkacak. Binali Bey de dinlenmek için tatile çıkacak. YSK'nın o 7 üyesi de dönmemek üzere bir tatile çıkacaklar. Çünkü bunlar İstanbul seçimlerinin sonuçları. Anadolu Ajansı Genel Müdürü de tatile çıkacak o akşam. Ama İstanbul seçimlerinin sonuçları 23 Haziran. Saat 21'de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden kazandığını ilan edecek. Onlar o arada bavullarını toplayacaklar. Saat 23'te biletlerini ayırtmışlar. Kimi İstanbul Havaalanı'ndan, kimi Atatürk Esenboğa'dan uçuşlarını yapıp tatile çıkacaklar. Bizim onların topluma oyunuzu kullanın. Tatile gitmeyin diye bir duyarlılık göstermeleri mümkün değil. Çünkü onlar şöyle diyor. Bu ülkenin huzuru seven, mutluluğu seven, çocuğunu, eşini, ailesini, annesini, babasını seven insanın diyerek kendi hayatında da tembellik hakkı iyilik anlamında söylüyorum, kullanan insanlar olduğumuzu biliyoruz. Çünkü biz çağdaş dünyanın, çağdaş medeniyetin insanlarıyız. Bu insanlar tatil de yapar tabii ki. Bunlar yorulacaklar. 23 Haziran gecesi coşkuyu yaşayacaklar. Evet. 24 Haziran'dan itibaren de gitmeyecekler. Çünkü bunlar yine 3 gün sonra mazbatayı verecekler. 3 gün sonra mazbatayı verdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nu yeniden Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına götürecekler, teslim edecekler. Arkasından onlar gönül rahatlığıyla tatile çıkacaklar. Ama 23 Haziran gecesi saat 23'te tatile çıkacaklar da belli. Peki. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun bir çağrısı vardı. Artık konuşun dedi. Bu ülkede konuşmak lazım. Hı. Huzur, barış ortamını sağlamak için sanatçılara da seslendi. Bir kampanya başlatıldı. Her şey çok güzel olacak denildi. Bazı sanatçılar da sosyal medya hesabından bu çağrıya yanıt verdiler, ayak uydurdular. Ama birileri de fişledi tabii bu sanatçıları. Evet, bu arada Nevşehir Belediye Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu'na destek olan sanatçılara yönelik buradaki en ufak programda sahne alamayacaklar dedi. Sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Konuşacak. Efendim, İş insanıymış, konuşamazmış. Konuşacak, konuşacak. Konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti. Ekrem İmamoğlu sanatçılara böyle seslenmişti ve destek mesajları gelmeye başlamıştı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşarak Nevşehir'de hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer almayacağını duyurdu. Burada evet, bir de böyle de bir durum söz konusu. Nevşehir Belediye Başkanı tabii kendi tasarrufu bu, böyle bir şey söylemiş. Ancak Nevşehir gerçekten ülkemizin nadide köşelerinden biridir. Ama şöyle de yorumlar var. Tamam, gitmeyelim bir 6 ay. Bakalım ne yapacak Nevşehir? Şimdi şöyle bir şey. Ben Anadolu insanıyım, Kırşehirliyim. Osman Bölükbaşı rahmetlinin karşı çıkışı, demokrasiye sahip çıkışı rahmetli Menderes Kırşehir'i ilçe yapıp Nevşehir'e bağlamıştı. Dolayısıyla bir açıdan da ilim sayılıyor. O güzelim ilimde dünyanın en güzel yerindeki ile belediye başkanlığı yapan bu kişiden utanıyorum. Öncelikle sanattan, sanatçıdan ne anladığını bilmediği için bugüne kadar zaten sanatsal faaliyetler yapsa bugün parlamentoda
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun Kapadokya alanının düzenlemesine ilişkin toplantımız var. Nevşehir Belediye Başkanı öncelikle kendi peri bacalarının dibine gecekondu diken, 3 katlı gecekondu diken, orayı harabeye çeviren ve dünyadan gelen turistleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların o cıvıltısından neden Nevşehir'i mahrum ettiğini düşünsün. Bugüne kadar zaten sanatsal faaliyetleri neden yapmadığını düşünsün. O kafasındaki örümceklenmiş duyguyu, düşünceyi bir kenara atsın. O sanatçılar asla kendi dünyasından ve kendi gelişiminden vazgeçmez. Galileo ne demiş? Dünya dönüyor. İdam etseniz de dünya dönüyor demiş. Siz ne yaparsanız yapın, bu sanatçılardan evinizdeki Nevşehir Belediye Başkanı eşinden o sanatçıyı esirgeyemez. Çocuğundan o sanatçıları esirgeyemez. Çünkü onlar kesinlikle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kabul ettiği sanatçılar haline gelmiştir. Zaten sanatını icra eden sanatçı güneş ışığı gibidir. Perdeyi ne kadar kapatırsan kapat, küçücük bir delik bulur ve içeri girer ve senin dünyanı aydınlatır. Su da ne yaparsan yap, su bir çatlak bulur ve o çatlaktan girer, devam eder. Yolunu bulur. Yolunu bulur. Nevşehir Belediye Başkanı'na önerim şudur. Kapadokya'ya şöyle bir baksın. Peribacalarına bir baksın. Peribacalarının o hale gelişini eline keser alan ya da bir eline alet alan bir ustanın yaptığı iş değildir o. O rüzgardan esinlenmiştir. Güneşten esinlenmiştir. Soğuktan esinlenmiştir. Yağmurdan esinlenmiş ve o hale gelmiştir. Sanatçının da böyle bir peri bacası güzelliğinde olduğunu unutmasın. Onlara yasaklar koyarak bu işin önüne geçemeyeceğini bilsin. Aklı yetiyorsa, gücü yetiyorsa peri bacalarının üzerine çadır çeksin de mevcut konumunu korusun. Bu buna benzer. Peri bacalarının üzerine çadır çekeceğim, güneşten ve yağmurdan etkilenip bu hallerini değiştirmesinler diyeceğim demeye benzer. Onun gücü de yok. Onun sanata bakışı da yok. Bence bunu ciddiye bile almak gerekmiyor. Sanatçıların, iş dünyasının bir tek derdi var. Türkiye sevdası. Ekrem İmamoğlu sevdasında değil onlar. Evet. Onlar Türkiye sevdasında. Onlar belki de şöyle düşünüyorlar. Birçok İstanbullu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmen, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir buçuk yıl önce biz İstanbul'a ihanet ettik sözüne inandılar, güvendiler. İhanet edenlere oy vermediler. İstanbul'u ayağa kaldıracağı oy verdiler. Şimdi kendi liderlerini dinledi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Buradan bir kez daha onlara seslenmek istiyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsanız, o biz İstanbul'a ihanet ettik dedi. Eğer İstanbul'u seviyorsanız, Fatih Sultan Mehmet'in kurtardığı İstanbul'u özlüyorsanız, sur içi İstanbul'u özlüyorsanız, bunun sahibi, bunu yönetecek olan Ekrem İmamoğlu. Teslim edin, sur içi İstanbul yeniden ayağa kalksın. Teslim edin, İstanbul'a ihanet edenlerden İstanbul'u hep beraber kurtaralım. Ben bunu yapacaklarına inanıyorum. Zaten bir inanmışlık yok yani, araştırmaya göre seçmenin neredeyse %60'ı sandıktaki bu şaibe söylentilerine inanmıyor. Zaten sandıkta bir şaibe varsa bu şaibeyi yaratanlar kendileri. Bunlar 2014'te bir iş yaptılar Yalova'da. Yalova'da kısıtlı olan seçmen, sağlık yönünden kısıtlı olan 6 tane seçmen tespit etmişler. Evet. Hangi sandıkta oy kullandıklarını biliyorlar. Bir oyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandığında hemen ertesi gün geldiler. 6 kısıtlı seçmenin oy kullandığını itiraz ettiler. Haklı bir itiraz, bakın. Biz onu görememişiz. O kısıtlı seçmenleri tespit edememişiz. Tespit etsek onlara oy kullandırtmazdık. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verdikleri de şaibeli. Doğrudan AKP'ye oy verdiler. Neden? Kendileri yazdırdı, kendileri getirip oy kullandırdı. Daha sonra kaybetme ihtimaline karşı, çünkü iyi anket yapıyorlar, kaybedeceklerini biliyorlardı. Bunu yaptılar. Yalova seçimlerini yenilediler, tekrar kazandık. Şimdi İstanbul'da da aynı şeyi yaptılar. Bilinçli olarak tahammüden sandık başkanı yaptıklarının %90'ı AKP'li ve AKP üyesi.
kendi adamlarını oraya oturttular. Hı hı. Kendi adamları vasıtasıyla bugüne kadar oy çaldıkları gibi bugün de oyları çaldılar. Çalmalarına rağmen biz 13 bin, 14 bin oyla biz seçimi kazandık. Tüm çalmalarına rağmen. Daha sonra onlarca itiraz yaptılar dikkat ederseniz. Evet, evet. İtirazlarının her biri reddedildi. Evet. En son çare olarak Kemal Paşa'yı onların aklında yoktu. O yedi uyuyan diyorum ya, uyuyorlardı çünkü. Onları birileri uyardı. Dediler ki biz size bir başka şey daha getireceğiz. Onlar da nasıl olur efendim? İyi Parti, Bursa, Kemal Paşa da bize itiraz etti. Biz oy birliğiyle bu itirazı reddettik. Dediler ki anlamam. Bu işi yapacaksınız dedi. Bu işi yapacaksınız. Kim dedi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu talimattan sonra 7'ye 4, o 7 uyuyan. Genel Başkanımız çok açık ve net söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nda 7 çete var dedi. Evet. Bunlar hakim değil dedi. Hı hı. Şimdi bunu niye söyledi? Çok açık. Eğer hakim olsalardı, hukuka uygun davransalardı, Kemal Paşa'da verdikleri kararın aynısını burada da verirlerdi. Demek ki bunlar hakim değil, hakimiyet altına girmiş, hakimlik cübbesini, Sayın Meral Akşener söylüyor ya, cübbenin önüne düğme diktirmişler bunlar. Biliyorsunuz hakimler ve savcıların cübbesinde şey yoktur, düğme yoktur. Ama olmayan düğmeyi de iliklemeye çalıştıklarını çok gördük. Tabii çay toplarken bunları yaptılar. Şimdi gelinen nokta, Türkiye'de hukuk yeniden inşa edilecek. Adalet yeniden inşa edilecek. Demokrasi yeniden inşa edilecek. Kardeşlik yeniden inşa edilecek. Barış yeniden inşa edilecek. Bunun yolu 23 Haziran'daki sürece çok iyi hazırlanmak. Haziran'da ölmek zordur. Haziran'da yaşamak güzeldir. Biz Mart'ın sonu bahar olacak dedik. Baharın sonu yaz olacak. Eğer inançları varsa, güneşin döndüğüne, dünyanın döndüğüne inanıyorlarsa, öküzün boynuzunda olmadığını düşünüyorlarsa, bilime inanıyorlarsa, baharın sonunun yaz olduğunu da adları gibi bilmeleri lazım. Baharın sonu yaz olacak. 23 Haziran'da İstanbul yeniden Türkiye'nin umudu haline gelecek. O çökmüş olan ekonomimiz yeniden ayağa kalkacak. Sosyete damatla olmaz ama. İşsizliğe çözüm üretilecek. Kırsal alanda, tarım alanındaki üretimsizlik yeniden son bulacak ve insanlar umuda sarılacak. Diyecekler ki biz istersek olur. Biz istersek Türkiye değişir. Biz istersek İstanbul değişir. Biz istersek Ekrem İmamoğlu yeniden belediye başkanı olur. Zaten şu anda belediye başkanı. Seçilmiş belediye başkanı. Elinden mazbatası zorla alındı. 23 Nisan çocuğuna o koltuğu verdiler. Evet. O koltuk 23 Haziran'da yeniden gerçek sahibine teslim edilecek. Peki, evet. Şimdi bir duyurumuz daha var Yıldırım Bey. Hep beraber kapatalım programı. Bir de 20 lira evet. Yatırmış benim torunum. Aa evet, kampanya için 8 yaşında torunum var Sukaya 20 lira. 4 yaşında bir torunum var Kaya Açık 20 lira. Bir de Lara 1 Haziran'da birinci yaş gününe giriyor. O da 20 lira yatırmış. Anne ve babaları da herhalde kendileri de çocukların yatırdığı 20 lira değil daha fazlasını yatırırlar. Peki. Onlar da duyuyorlar bizi. Evet, arkamızda bir tablo var. Yine bir gurur tablosu. Önceki güne dair izlenme oranlarını paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Arkamızda bakalım. Evet, Halk TV 2,52 ile yine birinci sırada. Yine dünü her zaman olduğu gibi özellikle bu AB grubu tablosu sevgili seyirciler, AB'de en çok izlenen 2,52 ile Halk TV oldu.